yeni ekmek zamanı aldık. Aslında ben zam demek istemiyorum. Fiyat düzenlemesi kendimiz için. Çünkü bizim aldığımız ham maddelerde %100, %150, 350 liraya aldığımız tahsis unu, daha önce ekmeğe zam gelmemesinin sebebi devletin bize sağlamış olduğu 500-600 liralık unları 380-390 liraya aldığımız için ekmeği kilogramını 25 liraya satıyorduk. Şu anda ekmeğin kilogramı 33-34 lira arasında, Hatay için söylüyorum, İskenderun için söylüyorum. %20'ye 18'e tekabül ediyor bu da. Zaten son zamlar da bizi daha fiyata başlamadan hepsini alıp götürdü. Biz ayın 18'inde fiyat, 17'sinde fiyata geçtik. Zaten 16'sında gecede mazotta da %30'a yakın zam geldi. Aldığımız 2 liranın 1 lirası zaten gitti fiyat olarak. Zaten bizim şimdi fırıncılar, halkımızda şöyle bir yanlış değerlendirme oluyor. Biz bu tarifeyi devletin yetkili kurumlarından alıyoruz. Devletin yetkili kurumlarına da bütün girdilerimizi, maliyetlerimizi, faturalarımızı, elektrik faturamızı, işçi sigortalarımızı rapor halinde sunarak 3 kuruşlara sunuyoruz. 3 kuruşlarda komisyon toplanarak belediyenin yetkilisi, fırıncılar odalarının yetkilisi, valiliğin yetkilisi, ticaret müdürlüğünün yetkilisi, ticaret odasından bir komisyon sayesinde bu bize fiyatlar veriliyor. Türkiye'de komisyonlardan ve tarife alan 4 tane meslek var. Birisi fırıncılar, birisi dolmuşçular, birisi kasaplar, birisi berberler. Kasaplar aldığı fiyatın, tarifenin maalesef üstünde satıyorlar. Bunu açık ve net söylemem lazım. Komisyondan çıkıyor 270-280 lira, etin kilosu 350-400 lira. Berberler zaten tarife, memnuniyete göre tarifenin üstünde de alabiliyorlar. Tarifenin altında da alabiliyorlar. Dolmuş ücretleri maalesef neyse tarife o. Biz aldığımız fiyatın %15-20'sini zaten bakkallara, bayilerimize iskonto olarak veriyoruz. Yani biz 1000 ekmek çıkarttığımız zaman bir fırıncının kasasına 7000 lira girmiyor. Ancak 4,5 milyon giriyor. Çünkü ürettiğimiz ekmeğin %80'ini, %90'ını bayilere dağıtıyoruz. 1,5 liraya yakın bayilerin iskontosu var. 50 kuruşta bunun taşıması var ayrıca işçilik taşımak için. 2 lira. Diğer giderlerle kasamıza 4,5 lira bile girmiyor. Çünkü üretilen ekmeklerin Türkiye'de fırıncılarda üretilen ekmeklerin %90'ı bayilerde satılıyor. Yani ancak bugün diyelim İskenderun'da 100 bin ekmek çıkıyorsa fırınlarda bunun ancak 10 bin tanesi 200 tane fırında satılıyor. Diğerlerin hepsi bakkalda satılıyor yani. Bunları da göz önüne almamız lazım. Yani millet zannediyor ki 7 lira ekmek olduğu zaman bunun hepsi fırıncının cebine giriyor. Maalesef öyle değil. Bizim amacımız halkımıza ucuz ekmek yedirmek. Maalesef belediyeler halk ekmeği adı altında fırıncısıyla, esnafıyla rekabet ediyor. Kira vermeden en ufak bir fırının aylık kirası 20-30 bin lira olmuş. Fakat belediye 20 yere, 30 yere, 50 yere büfeler koyarak vatandaşıyla haksız rekabet ediyor. Ben isterim ki madem ki belediyelerimiz bu kadar duyarlılar, yalnız ekmek değil, temel gıda olan peynir, yumurta, zeytin, et ve diğer temel gıdaları şey yapsınlar. Ekmek temel gıda. Maalesef ekmek temel gıda değil. Ekmek doyurucu olan bir besin. İnsanların gelişmesi için et, süt, peynir, beyaz et, kırmızı et, balık ve bakliyat bunları yemesi lazım. Bunlar da maalesef her gün biz de çünkü daha önce diyelim ben 100 ekmek sattığım zaman gidip 2 tane kahve içebiliyordum. Bugün 200 tane ekmek sattığım zaman ancak bunun karıyla bir kahve içebiliriz. Fakat bekledik asgari ücret belirlensin. Fakat biz asgari ücretten gene 20 gün sonra aldık. Maalesef bunları da göz önüne alması lazım. Biz fiyatı istediğimiz zaman ancak 2 ay sonra da fiyat geliyor. Onda da bütün ürünlerimize her gün değişik zamlar geliyor. Almadan aldığımız fiyat kadük kalmış oluyor. Bunun da bilinmesini istiyorum.